Evet Detaylar bu şekilde. Ligin ikinci haftasında evindeki ilk mağlubiyetini aldı Galatasaray. Ee, ilk maçta ligin ilk maçındaysa e, Gomis'in golüyle son dakikalarda kazanmıştı. Antalya Spor deplasmanından 3 puanla dönmüştü. E, bu beklenti içerisinde değildi kuşkusuz. E, hem taraftar, stadyumu dolduran, hem teknik heyet, hem camia. E, ama bir tekzen Giresun Spor'da iyi hazırlanmış bir izlenim verdi bize. Nasıl değerlendirirsiniz Kartal Eğitim? Galatasaray'da Hazır olmayan takımlardan biri, özellikle e, teknik taktik anlamda. Ama zamana ihtiyaç olduğunu, yapılan kadronun, yapılan transferlerin iyi olduğunu gösteriyor. Şimdi bu tip e, oyunlar sıkıntılıdır. Yani Giresunspor e, bakıldığı zaman kadrosunu derinleştiremedi, o beklenen transferleri yapamadı. İşte sezon başlarken e, bir kısım çevre Giresunsporu da. İşte, Küme düşecek adaylar arasında doğal olarak göstermeye başladılar ama e, futbol bu, sahada oynandığını bir kez daha gördük. Şimdi maça gelirsek, müthiş bir ambiyansla oynandı. Yani 50 bin Galatasaray taraftarı, kadro gören, bu sene bir şeyler olacağını düşünen birçok Galatasaray taraftarı stada koşmuş ve doğal olarak beklentileri galibiyetti. Farklı galibiyetti. Hepimiz e, Galatasaray'ın normal şartlarda rahat kazanacağını düşünüyorduk ama öyle olmadı. Giresun Spor hakikaten dersine iyi çalışmış. Buradan e, Hakan Hoca'yı da kutluyoruz. E, i̇yi bir Giresun Spor vardı. Yani hem mental anlamda hem fizik anlamında ben Giresun Spor'u beğendim. E, Galatasaray'ı iyi analiz etmiş ve e, ona göre sağdaki e, yayılımını Sağ içindeki e, dizilişleriyle her anlamda gösterdiler. Yani Galatasaray'a çok alan bırakmadılar. E, en büyük sıkıntı oldu Galatasaray için. Yani Bütün e, e, skora gidecek, sonuca gidecek oyuncuları kilitlediler. E, tıpkı geçen hafta e, Kayseri Spor'un Beşiktaş'a yaptığı gibi. E, Beşiktaş da zor açamamıştı. Galatasaray da bu kilidi açamadı. Açmakta zorlandı. Yani Pozisyona girmekte zorlanan bir oyunu açmakta zorlanan bir Galatasaray gördük. Yani Nasıl Beşiktaş'ta hala böyle bir 10 numara merkez orta sahada top tutacak, alver yapacak, pozisyon üretecek bir eksiklik varsa bence Galatasaray'da da o var. Yani Galatasaray'ın da o bölge muhakkak bir transfer yapması şart. Evet pozisyon gereği kıt bir maçtı Galatasaray adına ama... Ee, zaman zaman mücadele anlamında da çok da kötü değildi Galatasaray. Yani dediğimiz gibi e, bu zenginliği arttırmaları lazım. İlerleyen haftalarda bu zenginliği arttırmazlarsa sıkıntı yaşayabilir Galatasaray. Ee, ama sezon başı bu tür kazalar oluyor. Yani e, Teknik adamlar da henüz lige e, ısınamadılar. E, takımlar da henüz o anlamda e, eksiklikler yaşıyorlar. Ben e, bu tür sonuçların daha da olabileceğini, ancak Galatasaray'ın bir kere eldeki kadrosuyla bu sene yaptığı transferlerle e, şampiyonluk adayları arasında olduğunu söyleyebilirim. Yani üç büyükler nasıl şimdiden söylüyorsak e, Trabzonspor da tabi işin içinde e, dört büyüklerin arasında geçecek gibi gözüken bir yarışta e, Galatasaray bundan sonra e, toparlanacaktır. Ama ilk maça yani bu ilk iki haftaya bakarsak Galatasaray iyi değil. Yani Peki. onu söyleyebiliriz. <laughs> e, Taner hemen sana da sormak evet. istiyorum. İlk mağlubiyetini yaşadı Sarı Kırmızılılar. Ee, Okan Hoca da ten, oyuncu tercihleri konusunda <laughs> yapmış olduğu değişiklikler konusunda e, belki tartışıldı ama sen neyi yanlış yaptığını düşünüyorsun? E, sahada e, evindeki ilk maçta Galatasaray. Şöyle e, hatırlarsınız geçtiğimiz haftaki mücadeleyi de konuşurken Mustera'nın yıldızlaşmasından çok bahsetmiştik ve o karşılaşmada bir kalecinin yıldızlaştığı bir maçta oyunda bir problem vardır. E, aynı kale, kaleciler de hakemler gibi e, oyun içerisinde olabildiğince görünmemesi lazım. Görünüyorsa zaten problem var demektir. Hakemde de problem vardır, e, oyunda da problem vardır. E, ve gidişatla alakalı geçtiğimiz hafta söylediğim ifade şuydu. Galatasaray'ın orta sahasında oynayan Yunus, Emre ve Kerem Aktürkoğlu'nun... ...ayağında top tutmakta zorluk çekmesi, çok fazla top kaybetmesi... Galatasaray'ın oyununda çok büyük sorunlara sebebiyet verdiğini gördük ve bu kaybedilen toplar özellikle Seferovic'in de e, daha geriye gelip top almaya çalışmasıyla sonuçlandı. Ne oldu? Şimdi adam ileride e, arkadaki üçlü kendisini besleyemeyince kendisi santra noktasına kadar gelip top almalara çalıştı. Bunun mücadelesini verdi. Şimdi bu doğal değil. Bu karşılaşmada da Yunus Akgün'ün de Emre'nin de Kerem Aktürkoğlu'nun da yine e, Kerem'le pardon Yunus'la Emre'yi biraz daha az gördük ama Kerem kaldığı çizikten devam ediyordu. Yani bir oyuncu ayağına gelen her üç topun birini rakibe veremez. Doğru. Bu oyunun doğasına aykırı. Ve Kerem'le alakalı geçtiğimiz yılda ben bu ifadeleri kullanıp eleştirdiğim zaman tırnak içerisinde futbol konusunda e, çok iddialı ifadelerde bulunan bazı meslektaşlarımız e, bunun aksi olduğunu Kerem'in müthiş bir e, oyun oynadığından bahsetmişlerdi müthiş oyun dediğiniz zaman her şeyle oyunun güzel olması gerekiyor. Ve e, yanılmıyorsam Mehmet Özcan'ın haberiydi diye hatırlıyorum. E, imzası i̇mzası Mehmet Özcan'a ait diye hatırlıyorum. Lyon scoutlarının e, Kerem'le alakalı hazırladığı raporda da top kaybının altını çizilmişti. Eğer Kerem kendisini ki Mehmet'in haberi değilse de kimin haberi ise de bilgisini vermiş olayım. E, eğer Kerem kendisini Avrupa'ya atmak istiyorsa Majör bir transfer yapmak istiyorsa rakibe bu kadar fazla top vermemesi gerekiyor. İşin SWOT analizini yaptığımız zaman artılar eksiler yan yana geldiğinde eksiler artılarını götürmemesi lazım. Ve bu maçta da yine arkada e, oyunun sol bölgesinde Galatasaray takımının sadece soldaki 3 adama. Şimdi Alnort, Kerem, hadi Oliveira'yı da o tarafa kaydırabiliriz. Hı hı. Bu üçlünün kaybettiği top sayısı 60. 60 yani Giresunspor o bölgeden yani kendi sağından Galatasaray'ın solundan 60 tane atak kazandı. Neden? Çünkü bu üç adam top kaybettiği için sürekli. Bu fırsatı verirseniz kusura bakmayın karşınızda Giresun da olsa bir şey yapar. TFF birincilik takımı olsa da bir iş yapar. Galatasaray'ın ayağında topu daha fazla tutması, daha az hata yapması ve benim ee, çok eskiden yazdığım kitaplarımdan bir tanesini kapağında yazıyor İç giriş söz kısmında yazıyordu futbolun e, çok doğru yapanlar değil az hata yapanlar kazanır diye. Galatasaray çok doğru yapması değil az hata yapması gerekiyor. Yenilen golde de yine bireysel hata. O yenilen gol öncesinde yapılan hatalar silsilesine de baktığımız zaman Galatasaray'da çok fazla bireysel oyuncuların top kayıpları var, ikili mücadele kayıpları var. Kerem'den örnek verdik. 8 orta 6 tane isabetsiz. Yapma. Yapma. Yani takım zaten hava topu kazanamıyor. Rakibin savunmasıyla ilgili ciddi yani hava hakimiyeti almakta zorluk çekiyorsunuz. Kanatlardan orta yapmayın o zaman. Merkezden giriş yapmaya çalışın. Ee, oyunun bütünüyle ilgili Okan Hoca muhtemelen zaten bunları görüp buna göre bir çalışma planlıyordur. Ee, kadrodaki değişikliğin sayısının fazla olması da ister istemez tabii ki de oyunda bazı sorunları doğuruyor. Ve Galatasaray'da işlerin yolunda gideceği düşüncesindeyim. Ama özellikle şu dönemde Kerem'in iki maçlık performansı ve Galatasaray'ın bir önceki maçında da Emre ve Yunus'u da bunun için eklersek orta saatlerinin ayağında top tutamıyor olması rakiplerin işini kolaylaştırıyor. Taner bugün kötü polis. Yok ama doğru. <laughs> evet evet yok, çok haklısın. Yani. yok yok çok doğru. Şimdi kapanan bir Giresun var. Ne yapacaksınız? Ya merkezden gideceksiniz ya da kanatlardan gideceksiniz. Merkezden gidecek oyuncu yok. Kanatlarda dediği gibi Kerem'le e, Yunus en kötü maçlarından birini oynadılar. Hele hele sonlara doğru e, Galatasaray'da takım boyunda çok ciddi problemler yaşadı. Yani alan bul bulmakta zorluk yaşadılar. E, takımı e, rakibe oynama fırsatını çok verdiler. Dediği gibi çok pas hatası yapıldı. Rakibe çok oynama fırsatı verirsen sıkıntı yaşarsın Galatasaray gibi bir takımda. Yani... Burada kanatlarınız iyi çalışacak. Madem merkezde iş yapacak bir kreatif oyuncun yok, orta sahan yok, <laughs> kanatlardan gideceksin. Ama e, evet, ben de be, özellikle Yunusu da geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da hakikaten Hı -hı. çok iyi bir performans sergiledi. Genç bir oyuncu beğeniyorum, Kerem'i de beğeniyorum ama e, Giresunspor karşısında hakikaten son dönemlerin en kötü performanslarını sergilediler. Yani onlar da kötü olacak. Galatasaray ileri gitmekte zorlandı. İşte bu önemli bir e, dezavantaj. Ona neden diyorum yani ortadaki sıkıntıya bir çare bulunması lazım Galatasaray'da. Bir de e, her ne kadar evet yerli e, statüde aldığınız aldınız Abdülkerim. E, ben iki oyuncunun özellikle Abdülkerimle Nelson'un uyum konusunda sorunlar yaşadığını gördüm. Yani. Biz de şimdi o bölgeye olsan transfere bekleniyor. Evet. Yani bir bence bir transfer oraya şart. Yani bir stoper alması lazım Galatasaray'ın. Yani Abdülkerim evet daha da iyi olabilir mi? Olabilir ama şu anki tabloda öyle Galatasaray'ın çok şey bekleyebileceği bir üst düzey stoper evet. değil. Bir kere ağır. Ben yaptığı hata için söylemiyorum. Her oyuncu hata yapar. Yani evet çok büyük bir hata yaptı. Orada siz e, geriye dönemezsiniz yani taca vur gitsin ya da e, ileriye dön yüzünü cepheye doğru istediğin yere at yani geriye bakmadan alan kontrolü döndü yapma. alan kontrolüyor geriye bakmadan döndüğün zaman adam girdi aradan attı golünü